Herkese merhaba. Bugün sizlere kara veba hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kara veba olarak bilinen kara ölüm, insanlık tarihinde kaydedilen en ölümcül hastalıktır. Avrasya ve Kuzey Afrika'da 75 ile 200 milyon arası kadar insanın ölümüne yol açmıştır. Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu bu hastalık vebadır. Yersinia pestis enfeksiyonu en yaygın olarak bubonik vebaya neden olmuştur. Ancak septikemik veya pnömonik vebalara da neden olabilir. Salgın yalnızca 14. yüzyılda yaklaşık 200 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Çin ve Orta Asya'dan başlayan veba 1347'de Kırım'da bir Ceneviz ticaret merkezini kuşatan Moğol ordusunun vebalı cesetleri mancınıkla kentin içine atmasıyla Avrupa'ya taşındı. Kara ölümün Avrupa'nın nüfuzu üzerine büyük bir etkisi olmuş ve Avrupa'nın sosyal temellerini değiştirmiştir. Roma Katolik Kilisesi içinde büyük bir darbe olan kara ölüm, Museviler, Müslümanlar, yabancılar, dilenciler, başta olmak üzere azınlıkların zulmedilmesine yol açmıştır. Günlük yaşamın belirsizliği insanları o gün yaşamaya etmiştir. Benzer salgın hastalıkların Avrupa'da her yeni nesile geri döndüğü düşünülmektedir. Etkileri 1700'lü yılların sonlarına kadar devam etmiştir. Bunların arasında gerçekleşen İtalyan salgını, Büyük Londra salgını, Büyük Viyana salgını, Büyük Marsilya salgını ve son olarak da Moskova salgını bulunmaktadır. 14. yüzyılda bu salgına büyük ölüm dense de daha sonraki yıllarda kara ölüm olarak tanımlanmıştır. Bunun sebebi de genel inanca göre bu hastalık sonucunda deri altı kanamalar yüzünden derinin siyaha dönmesidir. Aslında bu ad mecazi anlamda kullanılmış olup kara burada kasvetli, sıkıntılı, kederli anlamına gelmektedir. 19. yüzyılda Asya'da görülen veba hastalığında aynı belirti gözlemlenmiştir. Bunun için de 20. yüzyılın başlarındaki araştırmacılar kara ölümün Yersinia pestis adlı bakterisinin yol açtığını, sıçan yardımıyla ve pireler tarafından taşınan aynı hastalık olduğuna hükmetmişlerdir. Ancak kara ölümü bir veba salgını olduğu kesinlik kazanmamıştır. 15 Ocak 2018'de yayınlanan habere göre Oslo ve Ferrara Üniversitelerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda salgının hayvan değil insan kaynaklı olduğu ortaya çıkartılmıştır. Yersinia pestis isimli bakterinin bir insan parazit modeli olduğu ortaya çıkmıştır. Oslo Üniversitesi'nden Profesör Nystenseth fareler tarafından bulaştırılan bakteri bu denli hızlı yayılamaz. Sonuç oldukça açık. Hastalığı yayan ve bulaştıran insan vücudundaki diklerdi demiştir. Evet arkadaşlar, siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak isterseniz info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak başvurun ve bilginizi diğer insanlara paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.